Kanal çağırıyor. Hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, geçtiğimiz günlerde haber yaptık. Almanya'da bazı eyaletlerde market raflarının boşaldığı şeklinde birçok kişi haberimizi eleştirdi. Yine buna benzer bir haber aktaracağız sizlere. Haber de şu anda T-Online gazetesinde yayınlanmış. Almancası olanlar gelip habere bakabilirler. Biz hiçbir zaman kaynağı olmayan haber yayınlamıyoruz. Ayrıca ben de zaman zaman Almanya'daki farklı eyaletlerde de olsa marketleri geziyorum. Şimdi Almanya'da özellikle... Ee donmuş gıdalar buzdolabında bulunan gıdalarla ilgili önümüzdeki aylarda çok ciddi sıkıntıların olacağı yazılmış haberde. Detayı şu şekilde artan enerji fiyatları nedeniyle özellikle bazı marketlerde, küçük çaplı marketlerde bu tarz ürünlerin bulundurulmasının maliyeti arttı. Enerji maliyetleri arttı, doğalgaz maliyetleri arttı. Bunun dışında üretici fiyatları artmış olmasına rağmen üreticiler bütün bu artan maliyetleri tüketici fiyatlarını yansıtamadı. Bu yüzden özellikle önümüzdeki günlerde Almanya'daki büyük marketlerde de tedarik sıkıntısından kaynaklı olarak ve artan maliyetlerden kaynaklı olarak belirli başta ürünlerde gıda sıkıntısının olacağı belirtiliyor haberde. Yine e, bu özellikle mağaza sahipleri, patronlar hükümetten bu konuda yardım talep ediyorlar ve eğer yardım yapılmazsa önümüzdeki günlerde maalesef çok ciddi anlamda dondurulmuş gıdalarda hazır gıdalarda marketlerde e, stok sorunu yaşanabileceğini ve rafların boş kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar hükümetten ve hükümetten de yardım talep ediyorlar. Yani e, bu bir haber, tabii ki haber değeri var. Öyle kanalımıza kafasına göre girip e, sürekli olumsuz yorum yazan kişiler var. Hiç dikkate almıyorum yorumlarınızı. Bizim izleyicilerimiz bizi tanır. E, biz her zaman izleyicilerimizle beraber yolumuza devam edeceğiz. Kötü niyetli kişiler her zaman var. Fakat kötü niyetli kişiler umurumuzda değil. Almancası olanlar T-Online gazetesinden bu haberin detaylarına da ulaşabilirler. Ve son bir haberimiz var. Üçüncü haberimiz. Bunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Almanya'daki ev fiyatları ne olacak? Yine T-Online gazetesinde konuya ilişkin bir araştırma raporu yayınlanmış. Biz de bu araştırma raporunu sizlere aktaracağız. Diğer habere bekliyoruz.